اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala. Sallu ala şefi'i zünubina Muhammed. Allahümme salli ala. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati ayunina Muhammed. Allahümme salli ala. Yüce Rabbimiz cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, hocalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin kendi yolundan bizleri ölünceye kadar ayırmasın. Evlatlarımızı, neslimiz, zürriyetimizi de çok hayırlı eylesin. Cümlemize hayırlı damatlar, hayırlı gelinler de nasip eylesin. Onların hepsinin Cenab-ı Hak yolunda yürüyen, beş vakit namazlarını kılan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip eden, sonra da inşallah aile bireylerimizle hep beraber cennette bu çocuğumuz güzel günler hepimize göstersin inşallah. Amin, amin. Değerli kardeşlerim, malumunuz Kur'an-ı Kerim bize der ki, Hadid suresinin dördüncü ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Ve huve ma'akum eyne ma kuntum Ve huve ma'akum eyne kuntum Yani anlamı şu, Rabbimiz buyuruyor ki nerede olursanız olun nerede olursanız olun o Allah Celle Celaluhu sizinle beraberdir. O Allah sizinle beraberdir. Dolayısıyla bir insanın bu ayet-i cellenin ışığında yürümesi o kadar güzellikler kazandırır ki Allah benimle beraber onu bildiğimde pek efendim yanlış yapamam yani. Dikkat ederim. Çünkü Allah görüyor. Allah işitiyor. Allah benim efendim durumlarımdan haberdar. Hiçbir şey kaçırılmıyor. Denetim var. Gözetim var. Ve kameraya alınıyor bunlar. Ve yarın mahşerde karşımıza çıkacak. Onun için hep hayır yollarında koşturmaya çalışırız. Şerlerden uzaklaşırız. Rabbim bu ayetin ışığında yürümeyi nasip eylesin. Rabbim kendisini unutturmasın inşallah. Kur'an-ı Kerim başka bir yerinde de Efendim Haşr suresinde Allah'ımız Celle Celaluhu Bismillah şöyle buyuruyor. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ <مَنْفُسَهُم> Öyle kimseler gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unutturdu. Şuna biliyor musunuz? Allah'ı unutursan cezan ne oluyor karşılığında? Sana da Allah Teâlâ'nın kendini unutturuyor. Yani iyilik yapmayı artık unutuyorsun. Kötülüklerden sakınmayı unutuyorsun. Niye? Çünkü orada çok büyük bir efendim yanlışlık yaptın, yoldan bir saptın. O yoldan çıkmak beraberinde sana çok büyük bir bedel ödettiriyor. Değerli kardeşlerim, Allah'ın güzel kulları, Rabbimiz istikametten hepimizi ayırmasın. Her zaman için Mevlamızla beraber olduğumuzun düşüncesini bize nasip eylesin. Çocuklarımıza da nasip eylesin. Evladım bak yavrum diye konuşacağız. İyilik yap, kötülük yap, yerlerde ol, göklerde ol. Nerede olursan ol. Allah seninle beraber bu yaptıkların karşına çıkacak. Ve efendim bunların bedeli ödenecek. Aman evladım. Hep iyi insanlarla beraber ol, hep iyilik yolunda koşuştur. Efendim kötülerden uzak kal, kötülüklerden de uzak kal evladım deyip de tembih edeceğiz. Öyle acayip bir şekilde bir tuzak kuruluyor ki. Mesela ben şimdi e, tabi televizyonu, haberleri takip ediyorsunuz. Bu arada reklamlar giriyor. Bakıyorsunuz reklamlarda herkesi adeta efendim harama düşürecek olan bir reklamdan bahsedeyim. Diyor ki en iyi kredi nerede var diyor. Faizli banka kredisini soruyor. Dolayısıyla bu nedir? İnsanlara efendim 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira ihtiyacım var. Kardeşim durma hemen gel bankaya alın efendim. Sonra 10 bin lira aldın mı 12 bin lira ödersin, 13 bin lira ödersin, rahat ol. çocuğun evlendireceksin, buradan çek. Efendim işte bir fatura edeceksin, buradan çek falan. ya yapmayın. Allah korusun. Cenab-ı Hak bize faizin efendim, tozuna dahi bulaştırmasın. Ne kadar zor bir şeydir biliyor musunuz? Faizli alışveriş yapmak, faizle efendim para çekmek, faize veya para ödemek, Cenab-ı Hak Böyle ortaklıklardan, böyle işlere bulaşmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Bu dünyada birazcık şöyle bir lüks yaşayayım diye, biraz böyle efendim e, kaliteli bir yaşayayım diye e ondan sonra insan kendisini ahiretini mahvetmemeli. Aman dikkat frene basacağız. Allah bizi görüyor. Allah Celle ne yaptığımızı biliyor. Ona göre efendim tedbirlerimizi alacağız. Bakın dünyalık olarak malum malumu bu. Ne yapıyoruz? Kameralar var. Dükkanlarda, iş yerlerinde kameralar oluyor. Bazen efendim insanlar kendi villalarına, bahçelerine kameralar koyuyor. Okullarda kameralar var. Yollarda efendim kameralar var. Ondan sonra e, e ışıklara gelince EDS'ler var kırmızıda geçtiğin zaman efendim hemen evine onun karşısına bir ceza geliyor. Bunları düşünüyorsun. Buna göre tedbir alıyorsun. Kardeşim aman dikkat et. Cenab-ı Teala yine başka bir ayetinde bize buyuruyor ki Fecir suresinde 14. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim İnne rabbeke lebil mirsad yani muhakkak muhakkak şüphesiz şunu iyi bilmek lazım ki Rabbin her zaman gözetmektedir. Yani Allahu u Teala bütün kulların yaptıklarını biliyor, görüyor, haberdar oluyor. Bugüne kadar yaptığımızı Allah bağışlasın. Bundan sonra daha dikkatli olmayı hepimize nasip eylesin. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Selam'ın bir hadis-i şerif ile beraber sohbetimize devam edelim. Sonra toparlayacağım inşallah, dua ile kapatacağım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Sallam diyor ki bize. Seyati zamanun ümmeti. Seyti zamanun ala ümmeti. Benim ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelecek ki öyle bir zaman gelecek ki bunu 1400 sene öncesinde buyurmuşlar sevgili Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Yuhibbuuna hamsen ve yensevne hamse. O zaman geldiğinde insanlar insanlar beş şeyi sevecekler ve karşılığında da beş şeyi unutacaklar. Beş şeyi sevecekler, beş şeyi de unutacaklar. Şimdi bakalım şimdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o güzel liderimiz, önderimiz, bizim adeta rehberimiz, kurtulmamız için her türlü yönleri bize efendim açmış, göstermiş, şefaatini efendim kullanmış için efendim haklar bırakmış. Aman demiş mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en basitinden söyleyeyim basit efendim iki satırlık bir dua var. Onu okuyana benim şefaatim vacip olur diyor. Nedir o? Ezan duası okumak. Bırakmayın kardeşim. Ezan duası efendim ezanı Muhammed'i bitince Hemen açıyorsun ellerini. Allahümme Rabbe hadi da'veti tammeh ve salatil kaimeh ati seyyidina Muhammedin mes'ilete vel fadilete ve dergete rafi'atel aliyah eb'athe meqamen mahmuden illezi ba'atteh inneke la tuhlifil mi'ad diyorsun. Amin. Bak bunu söylüyorsun. Peygamber Efendimiz diyor ki bu duayı okuyan kimseye benim şefaatim vacip olur diyor. Oh! kazandık. Rabbim ayırmasın inşallah. İşte o bizi her yerde düşünmüş olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ahir zamanda benim görmediğim ama ileride gelecek ümmetimin üzerine gelecek olan büyük bir fitneden bahsediyorum. Büyük bir efendim felaketten bahsediyorum. Herkes mesela şimdi bir deprem haberini sunan kimseyi bir efendim dikkate alıyor. İşte ona göre tedbirler alınıyor. Evet, i̇nsanlar çağrılıyor. Benim evim depreme dayanıklı mı? Bizim apartman ne durumda falan diye. Peki şimdi bu hadis-i şerife göre de biz kendimize efendim hemen şöyle bir e, depreme dayanıklı mıyız değil miyiz? Bu büyük depremden bahsediyor peygamberimiz. Beş tane olaydan bahsediyor. Bakalım bunlarda durumumuz ne çıkacak ortaya? Bir, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim ümmetim üzerine öyle bir zaman gelecek ki yuhibbûne dünya ve yensevnel O zaman da insanlar dünyayı sevecekler, ahireti unutacaklar. Dünyayı sevecekler, ahireti unutacaklar. Hakikaten Allah'ım ya Rabbi sonumuzu hayır getir. Hep konuştuğumuz bu dünyalık. Kaça aldın, kaça sattın, ne aldın, ne efendim verdin, ondan sonra ne zaman emekli oluyorsun, şurayı kaçırmasaydın tüh be efendim şurası bir buçuk milyon oldu, geçenlerde 500 bin liraydı, keşke alsaydık falan. bunlar konuşuluyor ya oturuyoruz karşılıyoruz bunlarla alakalı. Telefonun markasından konuşuyoruz, ondan sonra Allah'ım sonumuzu hayır getir. Kimse de ahiret derdi yok, ahiret endişesi yok. Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman hesabımız ne olacak diye. Ölüm efendim bize nasıl vuracak, ne halde gelecek, efendim kabre girdiğimiz zaman durumumuz ne olur deyip de bunlarla ilgili bir derdimiz yok, bunlarla ilgili bir konuşmamız yok, bunlarla ilgili efendim evlerde sohbetimiz yok, iş yerlerinde sohbetimiz yok. Rabbim sonumuzu hayır getirsin, bizi affetsin Mevlamız inşallah. Dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Dünyayı sevecekler, ahireti unutacaklar. İki, yuhibbûne dur ve yensevnel kubur. İnsanlar evlerini sevecekler. Evlerin böyle güzel, bakımlı, konforlu olmasını isteyecekler. Evler efendim böyle üst katlarda olsun, denize nazır olsun, yeşillik görsün, geniş olsun. Efendim işte salonda şu koltuklar, şu masalar vesaireler efendim hepsinin bu noktada marka olmasını isteyeceğiz. Hepsiyle alakalı araştırmalara giriyoruz. En güzeli hangisidir falan deyip de bunlarla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Ve bugünlerde sıcaklar başladı elhamdülillah. Sonra evimize de bir klima almamız lazım. Klimayı efendim falan bunları düşünüyoruz. Ama neyi unutur diyor Efendimiz biliyor musunuz? Evlerini severler fakat kabirlerini unuturlar. O daracık kabre girdiğim zaman halim ne olur? Oradaki konfor, oradaki genişlik, oradaki efendim oda sayısı, oradaki koltuklar, oradaki güneşin görmesi, üst katlar falan mesela öyle ya amelimize göre efendim mukabele göreceğiz, karşılık göreceğiz. Ne yaptıysak ona göre hareket edilecek bize. Rabbim yardımcımız olsun. Ya Rabbi imanı kamille huzuruna bizleri al ya Rabbi. Kabrimize böyle girelim ki cennet vahşesine girer gibi girelim inşallah ya Rabbi. Bize yardım eyle ya Rabbi. Çocuklarımıza da aynı düşünceleri, torunlarımıza, neslimiz, zürriyetimize, damatlarımıza, gelinlerimize ver ya Rabbi. Amin, amin, amin. Dostlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine devam ediyor. Diyor ki, mal ve وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابِ Malı sevecekler, parayı sevecekler ama hesabını unutacaklar. Hesabı ne? Yarın mahşer gününde Allah Teala şu soruyu efendim sorup da cevabını almadan ayaklarımızı kıpırdatmayacak. Bir, nedir? Kazandığın paralar, mallar nereden geldi? Helalinden mi, haramdan mı? Bunların bir hesabı verilecek. Ondan sonra da nereye harcadın? Gerekli yerlere mi, gereksiz yerlere mi? Allah'ın razı olduğu yerlere mi, Allah'ın razı olmadığı yerlere mi? Bunların hepsi böyle efendim bize fatura olarak yol efendim faturası mı diyelim, elektrik su faturası mı neyse artık dönecek. Allah güzel bir döngü nasip etsin. Sevdiği, razı olduğu yerlerden, helalinden kazanmayı ve razı olduğu yerlere harcayabilmeyi nasip eylesin. Bak kurban geliyor inşallah. Rabbim en güzel bir şekilde kurban ibadetimizi yapabilmeyi nasip eylesin. Gösteriş için değil, Allah için yapacağız bunu. Bir. ikincisi mümkün olduğu kadarıyla efendim bu kurbanı alırken helal paramızda alacağız. Krediyle alınmaz ha. Krediyle, yani banka kredisiyle ben şimdi güzel bir kurban alayım, hanımıma da alayım, efendim falan deyip de böyle kredi çekerek kurban ibadetine girmez. Haramla ibadet olmaz. Adam diyor ya milli piyangodan para çıksın ondan sonra cami yaparım, Kur'an kursu yaparım, hayırları dağıtırım diye. Aman aman kardeşim senin öyle bir parana İslamiyet'in, caminin, cemaatin ihtiyacı yok. Yerinde kalsın. Dostlar malımızı, paramızı nereden kazandık ve nereye harcadık? Bunun hesabı var. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki parayı sevecekler ama hesabını unutacaklar. Hiç aklına gelmiyor ki orası. Gelsin efendim sürekli kazanayım olsun bana falan. Şişt, kardeş bunun efendim ahirette döngüsü var. Sana denecek ki oraya çıktığın zaman zaten efendim para da yok pul da yok hiçbir yanında avukatın yok. Işte efendim muhasebecin yok seni orada savunacak kimse yok. Tek başına Allah'ın huzurunda hesabını tek veriyorsun. Değer mi ya? Değer mi birilerini efendim sevindirmek için, birisine birilerine fiyaka satmak için Allah'ı daraltıyorsun? Aman ya yapmayalım. Allah bugüne kadar ne yaptıysak affetsin. Bundan sonra daha dikkatli olmayı nasip etsin inşallah. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يُحِبُّونَ ve وَيَنْسَبْنَ hur Dünyadaki kadınlar sevilecek, ahirette cennete verilecek o kiramlar unutulacak. Yani dünya böyle eğlencesi, dünyadaki efendim süsler, kadınların öyle giyimler, kuşamlar, makyajlar, şunlar, bunlar. Kardeşim helalinde, evinde hanımı süslensin sana. Bunlar caizdir. Ama dışarıdaki kadınlara bakma, dışarıdaki kadınlarla işin olmasın. Onları efendim sevme, onlarla efendim ilgilenme. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Allah göz vermiş ve üstüne de bir kapak vermiş. Bakılacak yer var, bakılmayacak yer var. Kur'an'a bak, gökyüzüne bak, semavattan dersler çıkar, alim yüzüne bak, efendim eşinin yüzüne bak, annenin babanın yüzüne bak ama harama bakma kardeşim. Ve son olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve ensevnallâh en tehlikelisi işte. İnsan kendi nefsini sevecek. Kendi egosunu sevecek. Kendisini böyle efendim büyük görecek böyle. Kendisini o kadar artık içleştirecek kendisiyle alakalı. Her yerde ben, 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 ben böyle. Ondan sonra Allah'ı unutacak. Allah sallallahu ile bağlantısı kopacak. Ve efendim o kibir, o gurur, o ene, ben demek onu bitirecek işte. Bitirecek. Allahu Teala Celle veriyor. Unuttun mu? Allah da seni unutur efendim. Yani unutun muamele şey yapar. Bırakır kendi haline. Firavunlaşırsın adeta. Karunlaşırsın. Zengin olursun ama adam olmazsın. Bir yerlere makama gelirsin ama adam değilsin. Velhasıl kelam her yerden tokadı yersin. İşte Peygamber diyor ki bu beş şeyi saydım size diyor. Sonunda hum minni beriun ve ene beri minhum. Onlar benden uzak, ben de onlardan uzağım. Dünyaya bu kadar taparcasına girmiş olan kimseler benim safımda olamıyorlar. E ben de onların safında olacak değilim. Allah Peygamber sahip safından, onun yolundan, istikametten ayırmasın inşallah. Allah sizlere dinlediklerimizi amel etmeyi nasip eylesin. Her yerde Rabbimizle beraber olduğumuzun şuurunu oradaki efendim o bilinci taşımayı nasip eylesin ve son nefeste imanı kamille huzura varabilmeyi ve kelime-i şehadet söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek cennetteki makamımızı görmek suretiyle gülerek Allah'ın huzuruna gidebilmeyi nasip eylesin. Amin, amin, amin. Ya Rabbi günahlarımız, hatalarımız, yanlışlarımız ne varsa affeyle ya Rabbi mağfiret eyle ya Rabbi. Sil ve yok eyle ya Rabbi. Bundan sonrasında siyaplarla dolu bir şekilde huzuruna gelebilmeyi nasip et ya Rabbi. Kabrimizi cennet bahçesinden bir, bir şekilde cennet kabri, cennet bahçesinden bir kabir eyle ya Rabbi. Sonra ahirette Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şefaatine efendim nail olabilmeyi onunla cennette aynı sofraya oturabilmeyi hepimizi analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, aile bireylerimize nasip et ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirler nur cennet cenneteyle. Allah'ım sohbetlerimizi yapıyoruz elhamdülillah. Senin rızanın için yapmayı, senin rızanın için dinlemeyi ve insanlara bildiklerimizi anlatabilmeyi, insanların efendim hidayet erişmesi için vasit olabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Bu dünyadan giderken senin huzuruna dolu dolu rızanı elde etmiş bir şekilde gelebilmeyi de nasip et ya Rabbi. Amin, amin, amin. Sübhanallahi ve bihamdihi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirke ve tübülek. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Selamun alel ve Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün müşterimizin ruhlarına Allah rızası için. el 提号。<laughs>